Efendim ben Nail Çakırhan, Çakırhan Nail'den bahsetmeyeceğim. Çünkü onursunuz. Ben onun bende yaratmış olduğu, benim ilk gençliğimde, ilk edebiyata heveslenerek Küllük kahvelerinde benden çok yaşlı yazarlarla, şairlerle tanışmaya başladığım ve sevgiyle okuduğum bir çağdan bahsetmek istiyorum. Nail ve'den bahsetmek istiyorum. Nail ve ilk 1930'da Nazım Hikmet'le birlikte şiir kitabı çıkaran bir insan. Bu insanın 40'larda edebiyata atılmış bir genç yazar heveslisindeki etkisini düşünebiliyor musunuz? Sürgünlerde yaşamış bir insan. Nail ve bir kere bu ve'yi biz çözemiyorduk o zaman. Kahvelerde konu. Neydi bu ve? Beşinci Nail. Beşinci Nail. Padişah gibi bir şey. Ya da Vahdet. Nail Vahdet. Hala da sormadım. Neydi bu ve? Niye kullandım diye. Ama onun yazdığı şiirler, özellikle Nazım Hikmet gibi hepimizin bir destansı. Üstelik de biz 40'lı yıllarda yeni edebiyata başladığımız günlerde Nazım Hikmet hapisteydi. Biz onun şiirleriyle yetiştik. Şaşacaksınız ama tek parti dönemini kötü derler. Baskı dönemi derler. Baskı da vardı tabii, her şey vardı ama Nazım Hikmet'in kitaplarını biz alıyor, okuyorduk. Toplatılmıyordu. Hatta o zaman yayınlanan Bibliografya dergisinde Marksist literatür diye bir bölüm vardı. Haydar Rıfat'ın yazdığı kitaplar hem ne kadar ilkel milkelse de biz onlarla yetiştik doğrusu. Ve Nail'ler ve Nazım Hikmet'ler tabii. Ve Nail gibi 20 yaşında bir genç şairin Nazım Hikmet gibi bir şairle birlikte kitap çıkarması, şiir bugün bile bir öncüdür. Yani onu okuyarak bitirmek istiyorum. Çünkü çok değerli arkadaşlarımız var. Şimdi bakın, kadın terakkisi ne? 1921 yaşında bir şairin yazdığı bir şiir, kelim yapmak içindir. Kimi der ki hamur yoğurur, kimi der ki çocuk doğurur, kimi der ki ağzımdan bir söz, kimi der ki ilk göz ağrım, kimi der ki onunla dolu bağrım, kimi ne döşek ne köşek, ne yavrum, anam, öz kardeşim, karım, kavga arkadaşımdır. Nazım Hikmet'in işi başı derdiler bunu.